önemli yazar ve gazeteci Alfonso Armada ile olan buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. İspanya Büyükelçiliği gerçekten de aynı masada korkunç, iğrenç Celta de Vigo takımının taraftarı biriyle La Coruña, Deportivo de La Coruña takımının bir taraftarını aynı masada buluşturarak gerçekten çok cesur bir harekette bulundular. Değerli Alfonso, hoş geldin. Şimdi senin kariyerinden bahsetmeden önce belki sözü sana vermek isterim. Hoş geldiniz bu etkinliğe. Hepiniz hola, hoş tardes, geldiniz. Ben ilk kez Türkiye'ye geliyorum. Bir keresinde havalimanında birkaç saat durmuştum ama onun dışında İstanbul'a ilk kez geliyorum ama umarım son gelişim olmaz. Ve Büyükelçiliğe çok teşekkür ediyorum bu etkinliği mümkün kıldıkları için. Şimdi sayın beni burada ağırlayan ülkeye saygılarımı sunabilmek için ve Türkiye'li bir şairin bir şiirini sizlere okuyacağım. Gerçekten de umarım sizler için çok önemli bir şairdir. Kendisi Nazım Hikmet. İnanılmaz bir yaşam öyküsüne sahip, müthiş bir şair. Pek çok şiir okudum kendisinden. Ancak belki Don Quixote'u hatırlatan bir şiirini okumak benim için daha kolay olurdu. Ama şöyle bir şiirini okudum ve çok etkilendim bu şiirden. Gece Gelen Telgraf ismini taşıyor bu şiir. Gece Gelen Telgraf. Gece Gelen Telgraf. Gece gelen telgraf dört heceden ibaretti. El telegrama que llegó de vefat noche etti. Se componía de İmza cuatro yok. Sílabas. Bu ha, dört hece bile çok. Fallecido. Sin firma. Bakıyorum hasta duvara. Estas cuatro sílabas duvarda bir sobra. Yara. Duvarda bir resim. Miro la pared. Vefat edenin. En la pared una elimle herida. Çizmişim. En la pared un dibujo. Saat bir. Saat beş. Con mi mano. Saat beş. Es la polis düdükleri. Son las tres. Saatler. Son las cinco. Yatağım bozulmuş. Silbatos de los policías. Çekmecemde kağıtlar. Mi cama bazıları no ha sido desecha. Onun el yazıları. En mi mesa papeles. Gece gelen telgraf dört heceden ibaret. Letra. El telegrama şafak que llegó söküyor. De noche se compone odam de cuatro sílabas. Geceden ibaret. Irrumpe al alba. Mi cuarto es toda noche. Ellerinin gölgesi dolaşan adam. Este hombre, la sombra de cuyas manos. Demir parmaklıklardan gördü son gündüzünü. Por la palma de las mías. Mahpushane doktoru örterek paltosuyla upuzun yatanın yüzünü. El médico de la cárcel. Tamam. Cubriendo dedi. Con su abrigo el rostro del infinitamente bunu belki tendido, evvelki akşam dedi. Ya está. Evvelki akşam ben. Esto lo dijo probablemente. Satıcılar geçiyor mahalleden. Una noche antes, yo, bakıyorum gece gelen telgrafa. O mükemmel contemplo bir el telegrama beyindi. Que llegó de noche. Mükemmel bir yürekti. Él yumruklarıyla erkek, gözleriyle çocuktu. Hombre hudutsuz con sus ve Allahsız bir baştı o. Sus ojos. Yoldaştı o. Él era rostro sin fronteras. Düşmanlar kına yaksın. Él era compañero. Dostlar girsin saflara. Kemen incienso los enemigos. Sen gözyaşı göstermeden ağlayacaksın. Gece gelen telgraflara. Has de llorar sin lágrimas. Nazım Hikmet. Por los telegramas que llegan de noche. Size önce Alfonso Armada'nın kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim jenerasyonumdaki gazetecilerin özellikle üniversite yıllarımızda onun gibi biri olmayı düşledik. Böyle uluslararası alanda çok duyduğumuz bir isimdi kendisi. Ve onun gerçekten ismi bizim için bir efsaneydi. Ruanda'daki soykırımı, İkiz Kuleleri'ne yapılan saldırıyı hep siz, hep kendisi yazmıştı. Ve que fuisteis testigos de cómo sucedía la historia y la escribisteis en ese momento.
belli periodistas bir, ondan bahseden kişiler ki güncelde dünyada ve sosyal medyada gerçekten bunlardan çok bahsedilmişti. Şimdi kendisi Frontera'da isimli dijital projeyi yönetiyor. Aynı zamanda El País gazetesi için Afrika sorumlusu ve ABC gazetesi için ise New York sorumlusu ve kendisi sınır tanımayan muhabirlerin başkanı, onursal başkanı İspanya'da ve yine pek çok kitap yazdı. Sadece gazetecilikle kalan bir kişi değil, aynı zamanda edebiyatla ilgili de pek çok eserleri var, tiyatro eserleri var, dramaturg olarak, tiyatro yazarı olarak pek çok eseri var ve 8 tane de şiir kitabı var. Bu 8. şiir kitabı. Ölüm, Lisbon ve şimdi elimizde tuttuğumuz bu kitabın ismi bir insan kafası ne kadar ağırdır? Korkuyla taçlanmış bir virüsün günlüğü. Bu gerçekten de y que es un diario poético del confinamiento. Sokağa çıkamadığımız günlere dair hay que recordar también que el confinamiento en España karantina günlerine dair bir günlük. Türkiye'de belki biz onu İspanya'daki kadar ağır yaşamadık çünkü burada o kadar çok sınırlamalar yoktu. Ama bu karantina süreci gerçekten çok ağır geçti İspanya'da. O yüzden Alfonso'nun anlattıkları şeyler anlaşılabilir. Pero como libro es un artefacto singular. Burada, Juan Cruz El País gazetesinde bu kitabı un libro que tiene forma de poema, pero que podría ser también un cuadro, una película, un gran reportaje, una montaña, ama aslında bu bir tablo, bir film, önemli bir röportaj, bir dal ya da bir sarılma da olabilir. Yo creo que alcanza lo más sagrado en algunos poemas desde una visión existencialista y desde lo más 31. gün karantinanın 31. gününde yazmış olduğu şiir beni çok etkilemişti. 12'de çocukluğumun Angelus duası saatinde Tanrı'nın varlığından hiç şüphem yokken süpermarket megafonundan günün kampanyalarını duyuran levrekleri teraziye koyarken ya da tavukların içli organlarını temizlerken bağıran o megafon bir dakikalık bir sessizliğe davet etti bizi. Ve burada aslında bu çileklerin hangi şehirden geldiğini sorduğumuz bir andan veya tam ücreti ödeyeceğimiz andan bizi uzaklaştıran bir andı. Ve aslında bir süpermarketi bir tapınağa dönüşmüş bir halde tanımladığınız bir andı bu. Aslında çok fazla acı ve yalnızlık var bütün bir şiir kitabında. Ama aynı zamanda pek çok yazara ve şaire yer veriyorsunuz. Özellikle Paul Celan'a yer veriyorsunuz. Şimdi benim sorum şu. Sizin şiiriniz ya da Paul Celan'ın şiiri sizin için pandemi esnasında sizi kurtaran, sizi yükselten bir şey oldu mu? Aslında ben burada size pandemide yani İspanya'da COVID pandemisinin esnasında karantinada karantina tam 50 gün sürdü ve o sürede o 50 gün boyunca ben sabahları Paul Celan'dan bir şiir okuyordum. Her sabah bir şiir okuyordum ve bu Ukrayna'da doğmuş ve oradaki sınır hareketliliklerinden doğan bir şiir. Romanya, Polonya, Ukrayna ve Alman kısmı da bunun içerisine dahil. Paul Celan tabii çok zor, okuması zor bir şiir, şairdi. Hermenötik işler yazıyordu. Babası Auschwitz'te öldürülmüştü. Paul Celan zaten intihar etti ve kendisini Sen Nehri'ne attı. Ve gerçekten de insanın içini titreten en etkileyici şairlerden bir tanesi
tanesi oldu 20. yüzyılda ve ben her sabah onun bu şiirini Almanca ve İspanyolca olarak okuyordum ve ben Kafka'yı da Almanca okuyordum ama bu Kafka'ya çok benzer bir okuma değil. O yüzden önce bunu Almanca fonetiğiyle, Almanca orijinalinden okuyordum, sonra da İspanyolca olarak okuyordum ve daha sonra da Porcelan'ın tüm eserlerini içeren kitabı okudum ve bütün bu şiir kitaplarını incelerken mesela Luis Luc, Sonraki Zaman isimli şiir kendisinden, daha sonra bir Semaçören isimli bir Roma dönemi filozofunu okudum. O da varoluştan, intihardan bahseden bir şairdi. Ve yine bende çok iz bırakan bir başka şey, Japon bir şair. Kendisinin ismi Vaso. Santiago de Compostela yolunu yaparken onu okuyordum. Ve kendisi haikular yazıyor ve ona dair bir antoloji var, Vaso antolojisi. Bunu çok okuyordum. Ve bu şairlerle hemhal olurken aslında bunlar beni rahatlatıyordu, benim acımı dindiriyordu. Yani bu Andres'in de belirtmiş olduğu gibi İspanya'da gerçekten de karantina dönemi çok ağır oldu. Yani eczanelere gidip bir ilaç bile alamıyorduk. Sadece köpeği olanlar dışarı çıkabiliyordu ve bu tam 50 gün sürdü. Çok zor bir dönemden geçtik. Özellikle Madrid gibi şehirlerde çok zor bir deneyim yaşadık. Ben de gazeteci olduğum için gerçekten pandemide günlükler yazamadığım için, günlük haberler yazamadığım için kendimi çok kötü hissettim. O yüzden de pandemide bir günlük yazarak kendimi rahatlattım. Çünkü aslında gazeteciliğin günümüzdeki problemlerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Biz gazeteciler kararlılığımızı, yani kelimeleri duyduğumuz aşkı, sevgiyi kaybettik. Yani artık sosyal medyada çok büyük bir hız var ve hepimiz bu hızın içerisine dahil olduk. Ve sanırım bu bizi daha duyarsızlaştırdı, daha kaygılı bir hale getirdi. Ve dolayısıyla basın da bu daha önce tarih boyunca taşıdığı o görevi kaybetti. Yani aslında bu yoksulların üniversitesiydi basın, gazeteler. Ve aynı zamanda bu sayede kendilerini başkalarının yerine koyabiliyor, dünyayı gezebiliyorlardı. Okurların dünyayı tanımasını sağlayan kişilerdi gazeteciler. Ve bu hızdan dolayı artık her şey o kadar hızlı yapılıyor ki her şey çok yüzeysel yapılmaya başlandı. Ve tabii cep telefonlarımız çok faydalı şeyler olsa da aslında bizim yüzeyde her şeyi yüzeysel bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor ve derine inmemizi engelliyor. O yüzden şiir aslında daha büyüleyici, kelimelerin daha büyüleyici, daha güçlü olan o anlamını öne çıkarıyor. O yüzden de şiir aslında size bazen korkunç bir ayna tutuyor ama bazen de yeniden kelimeleri onların anlamına dönmenizi sağlıyor. Devolver a las palabras el sentido. Şiirin çok varoluşsal bir tarafı var. Albert Camus biliyorsunuz çok büyük bir gazeteci, çok önemli bir filozof ve yazardı. Ve Albert Camus, gran filósofo, entendió muy bien la 20. yüzyılda yaşanan yalnızlığı, 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan o yalnızlığı en iyi anlayan yazarlardan bir tanesiydi. Şimdi de bu evrensel bir hisse dönüştü. Kayıpız, sanki hepimiz artık kayıp insanlarız. Din üzerine, politika üzerine, gelecek üzerine pek çok soru var. Ukrayna'da bir savaş var. Buna dair çok fazla korku söz konusu. Ve pek çok politikacı da son derece popülist çözümlerle ortaya çıkıyor. Ve artık herkes aklı değil, duygularıyla düşünmeye başladı. Ve burada bir, bu kitap aslında bir duralım, okumaya geri dönelim, yavaşça okumaya geri dönelim. Ne bir çağrıydı ve burada şiir işimize yarayabilir gerçekten de. Selam'ın şiirleri mesela hem sizin acınızı dindiren şiirlerdir hem de soru yöneltmenizi, daha önce yöneltmediğiniz soruları sormanızı sağlayan bir şiirdir. 18. gün çarşamba gününde virüse bir şiir yazmışsınız ve bu hafızaya bir çağrıyla biten bir şiirdi bu. Şimdi
2 años después, ¿crees que bu que ha primado la necesidad artık, de olvidar, unutma ihtiyacım var, korku yaşamak için unutma ihtiyacım var. Bence unutmak ve sayfayı çevirme ihtiyacı insan doğasından gelen bir ihtiyaç. Her şeyi Jorge Luis Borges'in hatırladığı kadar iyi hatırlasaydık, Memorioso da anlattığı gibi hatırlasaydık, o zaman hayatımızı yaşamamız mümkün olmazdı. Ancak burada yaşamımız unutmuşluğa, unutkanlığa dayanıyor. Yani bilince dayanmıyor. Ve bu sayede anılar aslında daha yüzeysel bir haliyle bizde kalıyor. İspanya aslında buna belli bir biçimde tepki göstermiş olan bir ülke. İspanya'da sanırım yeterince şunun bilincine varamadık, yeterince pek çok insanı yalnızlık içerisinde ölmeye mahkum ettik, özellikle yaşlı kişileri ölmeye bıraktık. Ama öyle davrandık ki bu süreçte çok mekanik davrandık, çok işlevsel davrandık, çok acımasız, yani umursamazca davrandık ve yine bu ölen kişilerin aileleri onlarla hoşça kal diyemedi. Onlarla vedalaşamadı. Cenaze olmadan, vedalaşma olmadan binlerce kişi öldü. Aileleriyle hiçbir aileleri onlara veda bile edemedi. Dolayısıyla bir insanlıktan çıktığımızı, bir insanlıktan uzaklaştığımızı düşünüyorum burada. Ve tabii bunu yaşamaya devam edebilmek için bunu unutmamız gerekiyor. Ancak ölüme, ölenlere onurunu teslim edebilmek için başka bir şey yapılmalı. Yani çağdaş toplumlarda, İspanyol toplumunda olduğu gibi aslında ölümün nasıl da yaşamsal bir ufuk olduğunu unuttuk. Eskiden İspanya'da insanlar evde ölürlerdi. Gece boyunca daha böyle insani seremonilerle insanlar ölüme doğru yolculuk yapardı. Şimdi ise çok daha farklı, bunlardan yalıtılmış alanlarda ölüm yaşanıyor. Ölüler bu şekilde davranıyor, bu şekilde dolayısıyla bu dünya aslında nasıl bir hayatımız var? Bunun üzerine bizi düşündürüyor. Acaba çok hızlı gidiyoruz. Seyahat etmeye çalışıyoruz, tüketiyoruz, sevişiyoruz, içiyoruz, uyuşturucu kullanıyoruz. Ama acaba bu hayatın bir anlamı var mı? Dolayısıyla hayatın anlamı var mı sorusu son derece hepimize mal olmuş, hepimizin sorduğu bir soru. Pandemi dolayısıyla bizim acaba yaşadığımız bir hayat iyi bir hayat mı, anlamlı bir hayat mı, bunu sormamızı sağladı. Ben Barajas havalimanından uçtum İstanbul'a gelmek için ve gerçekten tam bir delilik söz konusuydu. Havalimanı insan doluydu. Yerlerde oturan, yemek yiyen insanlar, havalimanlarındaki kontroller artık böyle zincir, sanki fabrikaya dönüşmüş. Bir de işte sizi bir güzel kontrol ediyorlar. Neymiş, niyetiniz, neler düşünüyorsunuz? Böyle bir taramaya tabi tutuyorlar. Ve o kadar çok bir kalabalık. Ve ben de ekonomik bir hava yolunu tercih ettim, daha ucuz olsun diye. Ama biz gezegeni bu kadar kirletirken acaba ne yapıyoruz? Yani pandeminin güzel amaçlarından bir tanesi daha bilinçli bir şekilde yaşamak, daha az acele ederek, daha bilinçli bir şekilde yaşamaktı belki amacı ya da bize kattığı güzel şeylerden bir tanesi. Ancak biz insanlar kusurlu varlıklarız, korkuyoruz, ölümü düşünmek istemiyoruz ve yaşamak istiyoruz. Bu çok anlaşılır bir şey. Ama bütün bunlar tabii beni endişelendiriyor. Peki, korkudan bahsetmişken acaba hablando de miedo, ¿qué diferencia? Yani bir pandemideki bir virüs korkusuyla miedo, por ejemplo, a un virüs en una pandemia, ¿no? Porque bütün dünyada böyle bir korku yaşadık hepimiz.
todo el mundo lo sentíamos. Al miedo que se siente, tú que lo has vivido y que ahora, por ejemplo, estás pasando en Ucrania, pero en un cerco, por ejemplo, como es el desastre. Bueno, una de las analogías que a mí más me incomodaron durante la pandemia, es que la pandemia era como una guerra. Entonces hablaba de movilizar a la población, de luchar contra el enemigo, de combatir contra el virus, que era un enemigo tremendo. Y a mí me molestaba esta analogía, aunque bueno, los gobiernos siempre tratan de persuadir y a veces utilizan la retórica militar, porque parece muy eficaz, ¿no? Pero me parecía un desprecio hacia lo que es una guerra. Ahora en las ciudades de Ucrania, siendo bombardeadas, saben muy bien lo que es una guerra. Cuando destruyen puentes, cuando destruyen hospitales, viviendas, carreteras, vías férreas, eso es una guerra. Cuando tienes dificultad para encontrar electricidad, para calentarte, para conseguir agua, para comer. En España es verdad que hay gente que lo pasó mal, tenía poco dinero, pero en general la gente tenía casa, comida, Netflix, internet, y las privaciones eran no poder salir, pero había teléfonos y moría mucha gente, pero moría por un virus que es verdad que provocaba miedo, porque el virus tenía algo muy inquietante, porque no sabía muy bien al principio cómo se contagiaba. O yüzden de bu bizim mucha biraz gente joven también se moría. Y esto creaba mucho desconcierto. Son miedos distintos. Creo que una gran parte de las razones de que el miedo es tan poderoso, cuando no somos capaces de imaginárnoslo, el miedo hace que seamos más grandes. Cuando viajé a Sarajevo la primera vez, el miedo a morir era un miedo racional, porque imaginaba una bala entrando en mi cabeza. Pero una vez que estabas sobre el terreno, sabes más o menos bir çocuğu hatırlıyorum. Saraybosna benim ilk savaş muhabirliği yaptığım yerde ve orada bir çocuk bana şöyle dedi: lütfen korkun. Savaşta korkmak sizin saçma sapan şeyler yapmanızı önler, daha dikkatli olmanızı sağlar. Ve böyle bir pandemide daha dikkatli bir durumda pandemiya nos obliga a ser como más cuidadosos, más respetuosos, protegernos a nosotros y a la gente que nos rodea. Ama no, creo que tuvo una parte buena, pero miedo siempre es algo que paraliza, y es más, creo que hoy en día hay muchos políticos populistas que están jugando con el miedo como un instrumento político, el miedo al futuro, el miedo a la pobreza, el miedo al crimen, gibi bir araç miedo olarak kullanıyorlar ve bence bu otro, çok y esto como agente político me parece muy peligroso, porque lo que hace muchas veces es que bir grup insanı convierte a un conjunto de personas en enemigos, işte, en peligrosos. Se habla de los inmigrantes, los moros, los negros, los homosexuales, como si fueran un conjunto, y eso no existe. Igual que no existen los españoles, los turcos, los griegos, hay cada griego, cada turco, cada español, son completamente distintos, complicados, no somos los mismos por la mañana que por la noche, los lunes que los jueves, cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 30, incluso cambiamos de idea. Somos seres complejos y eso es lo que hace al ser humano tan rico. Cuando conviertes a un colectivo en los inmigrantes, los negros, los de izquierdas, los de derechas, estás simplificando el mundo y estás convirtiendo a los otros en una cosa. Y eso hace que muchas políticas al final se conviertan a veces en políticas peligrosas. Yo lo viví, por ejemplo, en Ruanda, cuando el mensaje que se enviaba a través de la radio pública, radio televisión de las mil colinas, era que todos los tutsis eran cucarachas que merecían ser aplastadas. Que bueno, es una estrategia nazi, ¿no? Cuando conviertes al otro en un insecto, que merece ser aplastado. Precisamente tú que has vivido el mal o lo peor de la la humanidad, ¿no? En la guerra de Bosnia y sobre todo en Ruanda, que creo que fue algo abominable.
birer katile dönüştüren şey ne? Bizi kötü yapan şey ne? ¿Qué es lo que nos convierte en malos, que nos hace hacer el mal de una forma tan turbulenta, tan insani varlığımızdan uzaklaştırıp bu kadar kötü yapan şey ne? Lo que somos como humanos. Aslında tüm Cervantes enstitüleri dünyadaki bir sempozyum yapsa, kötünün ne olduğundan bahsetsek keşke. Bazen içimizdeki o en kötüyü çıkaran şey ne? Bir filozof var, Simone Weil. Ve Simone Weil her zaman şu soruyu sordu. Simone Weil se preguntó siempre precisamente por güç, la fuerza, yani bizi katil por el mal, yapan o por şey. Lo que nos lleva yani a veces insan, a convertirnos en asesinos, yani başkasına şefkat ve anlayış gösteren bir insan olmak yerine böyle yapan şey ne? 1930'lu yıllarda İspanya'da bir savaş yaşadı una guerra ve bu İspanyollar bu bizim içimizdeki en kötü ortaya çıkardı İspanyollar olarak. Ve gerçekten de bu insanlık dışı suçlar y creo que hubo crímenes atroces a izquierda y a derecha. Kendisinden karşısından savunmaya çalışan insanların pero había otros españoles que sin embargo se negaron a combatir o se negaron a matar por matar, disparaban era para defenderse o no disparaban al aire. El problema de una guerra es que saca lo peor y lo mejor de cada uno. Cuando tú, primero cuando las leyes desaparecen porque no hay justicia, no hay policía, puedes hacer lo que quieras porque no hay autoridad. Gerçekte kim olduğunu fark uno descubre, ediyor. Ve eğer şefkatli veya başkasına empati verebilen bir ruhunuz varsa iyi. Ama diğer durumlarda mesela şunu fark edebiliriz. Asla tahayyül bile edilemeyecek şeyi yapabilecek durumda olduğumuzu fark edebiliriz. Mesela eşinizi, karınızı ya da gözünüzün önünde çocuklarınızı öldürdüyseler siz de şiddetle cevap verirsiniz buna. Ama aynı zamanda içinizdeki en iyiyi de ortaya çıkarıyor bu. Mesela Saraybosna'dayken igual que salía de algunos corazones y mentes un asesino, también de algunos salía un hombre o una persona compasiva que ayudaba y que incluso se exponía a morir por no convertirse en un asesino, por prestar ayuda a los demás. Lo mejor es no tener que experimentar lo que uno es verdaderamente en una guerra civil. Lo que hay que es evitar que lleguemos a esa situación, era la guerra. Porque cuando ocurre de repente, surge lo peor. Pero creo que todos tenemos ese instinto y hay que domesticarlo. Tenemos que domesticar nuestros peores lados. Todos tenemos un ángel y un demonio dentro. Lo que hay que hacer es tratar de que el ángel tenga más presencia que el demonio. Pero todos tenemos esa lucha. Aunque nos gusta vernos como giden bir ışıkta görmeyi favorable seviyoruz. Pero cada uno, ama cuando yalan está söylediğimiz kötü mismo, olduğumuz anlara da ışık bien, tutmalıyız. Kendini miente, tanımak no, çok gerekli ki bueno, bu en zor anlarda iyi yapabiliriz. Şimdi tekrar bir insan kafası ne kadar ağırdır kitabına geri dönelim. Bu bir şiir günlüğü ve siz onlar bu kitapta diğer şairlerle bir diyalog halindesiniz ama aynı zamanda orada belirttiğiniz, alıntıladığınız haberlerle de bir diyalog halindesiniz. Ve bunlar belki şiire dönüştürülmüş haberler. Benim bir arkadaşım var, Agus Morales ismi, kendisi de gazeteci. Hint şiirini çok seven bir kişi. Kendisiyle konuşurken şunu söylemişti. Yani burada şiiri gazetecilikle buluşturmak gerekir demişti. Evet, bunu daha önce de söyledim. Gerçekten de basının, çağdaş basının en büyük sorunu şu, güzelliği unuttu. Bir günlüğün güzelliğini unuttu. Yani bu korkunç bir olayın günlüğü de olsa onları öyle bir kelimelerle yazabilirsiniz ki okuyucu sizinle birlikte bir yolculuğa çıkar ve eğer bu kelimeler çok güzel seçilmiş kelimelerse
Si las palabras son palabras bien elegidas, creo que es casi como un poema de alguna manera. ¿No? Es decir, creo que se puede hacer. Que una forma de dignificar el periodismo es tratando de escribir de forma como si fuera una novela, con la misma exigencia, el mismo rigor. Hay una gran periodista latinoamericana que se llama Leyla Guerriero, que precisamente trabaja sus textos como si fueran poemas, como si fuera una obra de teatro, pero son literatura periodística basada en hechos reales sin inventar nada. Y es una prosa precisa y riquísima que te hace sentir y entender mejor. Yo creo que puede ser una vía interesante para el periodismo, y creo que la crónica latinoamericana, que tiene un ritmo distinto, más caudaloso, que permite recrear situaciones, conversaciones, hablar del pasado, hablar del contexto político histórico y dar pinceladas sobre el momento, la realidad, creo que lo hace mucho más rico. Con lo cual creo que se puede hacer periodismo muy rico y que sea además muy rico desde el punto de vista literario, poético. Con esa salvedad de que el periodista no puede inventar nunca nada. Karşı bir görüş sunmak istiyorum. Teniendo una carrera tan dilatada como la tuya, ¿qué echas de menos del viejo periodismo, digamos, del periodismo de antes de internet? Sizce ne iyileşti internet sonrası gazetecilikte? ¿Y en qué crees que ha mejorado? Sanırım aslında creo que en la conversación ha salido más o menos esta especie como de preocupación por la velocidad en la que ahora estamos y que ha afectado al periodismo y ha hecho que pierda mucha calidad. Creo además que los periodistas en gran medida hemos perdido prestigio, hablo sobre todo en España, porque primero nos hemos implicado demasiado en la lucha política y a muchos periodistas se les nota exactamente cómo piensan, en vez de limitarse a contar los hechos de la forma más rica y precisa, lo cual no quiere decir que los periodistas no tengan ideas políticas, pero a la hora de hacer crónica e información tienen que dejar a su lado sus prejuicios, sus inclinaciones políticas. Esto creo que ha hecho que muchos lectores piensen que todos los periodistas mienten, que es una gran falacia, pero esto ha hecho mucho daño, ¿no? Creo que los periodistas hemos descuidado la distancia con el poder a la hora de hacer nuestro trabajo. Entonces, echo de menos precisamente esa especie como de verificación, edición, tiempo. Ahora todo se quiere difundir rápidamente en internet y a veces no se comprueban las cosas, no se reescriben, no se revisan, se publican disparates, y esto ha hecho que mucha gente no se fíe de la prensa porque nos hemos convertido en gran medida en muchos sitios y esto la televisión Fox con algunos ejemplos penosos como por ejemplo en Estados Unidos işte böyle duygularını, la cadena Fox pero hay imitadores en todo el mundo, ¿no? Que buscan esta especie de emoción que es una mezcla de información, entretenimiento y el mundo es un mundo cada vez más complejo y sin embargo para explicar lo que pasa en Siria, para explicar lo que pasa en cualquier lugar hace falta tiempo, gente que viaje al sitio, echo de menos eso, el tiempo para reposar las historias, publicar menos pero publicar mejor, o historias mejor escritas. Echo de menos mucho la vida en la redacción. Con la pandemia lo que pasó es que muchos periodistas empezaron a trabajar en sus casas y creo que el trabajo en redacción con visiones distintas, el debate que se establece en las redacciones, me parece que enriquecía mucho el trabajo periodístico. Yo en España, cuando estuve en El País, pero sobre todo en ABC, que tenía un puesto de adjunto al director, mi director de ABC Cultural, yo echaba de menos que no hubiera en la redacción periodistas africanos, periodistas chinos, periodistas hispanoamericanos, periodistas musulmanes, porque pienso que España ha cambiado bastante en los últimos años y es un país donde hay más mezcla y más gente de otros países, pero creo que nos falta sensibilidad para otro tipo de experiencias, historias, biografía que pueden hacer el periódico mucho más rico. Şimdi güzel olan bir hay şey, una cosa buena que tiene internet y es que ahora tus crónicas pueden leerse en todo el mundo. Mesela, si es una crónica aquí en Estambul, puede leerse en unas horas en Nueva Zelanda,
Buenos Aires'te de okunabiliyor, Madrid'de, Lisbon'da da okunabiliyor ve bu deneyim Aires, çok Madrid, zenginleştiren bir şey. Dünyadaki pek çok medya erişiminiz var ve bu da çok daha bütüncül bir resim ortaya koyuyor. Ama paradoksal bir biçimde, yani internet gerçekten muhteşem bir pencere, muhteşem bir keşif ama bizi bu çok daha lokal, yerel yaptı. Yani işte insanlar solamente ve lo que le recomiendan sus amigos, lo que le interesa especialmente. Y una cosa que tenían, tienen de bueno los periódicos o las revistas, es que tú vas pasando páginas, un periódico intenta ordenar el caos del mundo en 30, 40, 60 páginas. Y puede no gustarte el deporte, puede no gustarte la ciencia, puede no gustarte la política internacional, pero cuando pasas periodo, pasas páginas y ves una fotografía, un titular, ocurre algo que se llama serendipia, que encuentras algo que te apasiona y que no sabías que te iba a apasionar. Es una noticia de ciencia o una noticia de un escalador o una noticia sobre una religión o un grupo religioso en Filipinas y lo lees, mientras que en internet Internet en general casi siempre vas a ver lo que te recomienda, lo que te interesa. Es como si a, en vez de abrir el espectro, Internet lo hubiera cerrado. Y también funciona mucho bajo patrones ideológicos. Y esto lo ha hecho muy bien, por ejemplo, los que utilizan Facebook, como ha pasado en las elecciones norteamericanas, que mucha gente recibía mensajes, reportajes e informaciones orientados políticamente para lectores interesados en una cierta visión del mundo. Y esto hay pruebas de que Rusia influyó en las elecciones norteamericanas utilizando estos medios técnicos para que la gente leyera cosas para las que estaba políticamente predispuesto y no se exponía a noticias o informaciones que pudieran dejar, entre dicho, que cuestionaran su propia visión del mundo. Y lo bueno de la prensa es cuando te cuestiona tus prejuicios y te hace descubrir este punto de vista, esta historia no la había pensado nunca. Creo que la prensa cuando trata a los lectores de forma inteligente le tiene que cuestionar ideas, informaciones y contenidos que cuestionan aşacak içerikleri onlara sunmak ve bu ön yargıları sorgulamasını sağlamak. Bu söylediklerin son derece önemli. Esto que cuentas es muy importante para her seferinde basına ve iletişim cómo, kanallarına daha az güven var. Hay menos confianza en los medios de comunicación. Y no solo los medios de comunicación, sino los propios hechos, ¿no? Esa postura de que cualquier opinión es válida y que, bueno, tú puedes tener tu opinión y yo tengo la contraria. Lo mismo da una que otra y que ha llegado a extremos, por ejemplo, de un virus durante la pandemia, la Tierra es plana, que se ha puesto de moda últimamente, que es una cuestión, un debate superado, ¿no? Hace 500 años. Entonces, ¿qué crees que debe hacer la prensa o los periodistas? ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos aspirar a la verdad o al concepto de verdad, de la objetividad? Bueno, yo creo que el gran problema de la prensa hoy en día es precisamente el tema de la verdad. Que se ha difundido la idea de que todas las opiniones son respetables y todas las opiniones son valiosas. Y eso es una gigantesca estupidez. Forma parte de esta idea de Nietzsche, que dice que no hay hechos, solo interpretaciones. Y si partimos de esa idea, decimos entonces el holocausto, es una opinión. Holocaust'un bir holocausto es un hecho. Fikir olduğunu söyleyebiliriz ama Almanya'da yapılmış olan cuando decimos que todas las opiniones son valiosas, eso quiere decir que ninguna opinión es valiosa y que todo vale lo mismo. Yo no sé nada de física atómica y sé muy poco de la política exterior turca, aunque me interesa mucho. No es lo mismo lo que sabe un científico sobre el virus que lo que sabe cualquier ciudadano sobre la política de Turquía en África sobre la OTAN o sobre la política rusa y el servicio secreto ruso. Entonces creo que es muy importante que el periodismo recupere precisamente el valor de los hechos, el valor de la verdad, porque si no, si no hay hechos probados, estamos en un mundo en que todo es ruido, todo es emoción y al final esto provoca que la gente vote muchas veces mesela pek çok ülkede vota, seçimlerde insanlar yalanlara dayalı olarak, bir takım manipülasyonlara dayalı olarak
Y creo que esto hace que las sociedades sean mucho más cívicas. Y al final desconfiemos de los políticos, de la democracia, del periodismo, y esto convierte el mundo en una selva. Es muy peligroso porque cuando no hay hechos, la democracia peligra. Y el papel de la prensa es tan importante porque la prensa debería ayudarnos a entender mejor el mundo y actuar en consecuencia. Si al final todos somos opiniones y todos son emociones, creo que estamos perdidos y al final quien saca partido es los políticos con menos escrúpulos que abusan precisamente. Por eso es tan importante que haya prensa independiente, prensa libre, no prensa al servicio de un gobierno, porque cuenta la realidad bajo su óptica, y si no tienes lectores conscientes que busquen el contraste, que busquen otros canales, que lean otros periódicos, al final son más fáciles de manipular. Sanırım az vaktim kaldı. Javier de bana bir takım işaretler yapıyor. Sana Afrika ile ilgili soru sormadan bitmek istiyorum no quería terminar sin preguntarte por África, que ha sido tu casa durante muchos años. Sürecinde, continente africano está cambiando. Afrika'nın tek bir kıta olarak idea tópica de África es el continente de la desgracia, donde todos sabemos cosas cuando ocurre pues, un estado, una hambruna, una guerra, pero mucho más, ¿no? ¿Qué destacarías tú? El país del mundo en los últimos tres años ha abierto más embajadas en África, lo cual demuestra, pues bueno, creo que la habilidad y el talento del Ministerio de Exteriores turco, y supongo que del presidente, de buscar nuevos mercados, nuevas alianzas, nuevos espacios, que lo ha hecho China. ¿Qué ha hecho China? Lleva mucho tiempo haciendo. Ha entendido que África es un continente, es el continente más joven del mundo, donde hay un crecimiento demográfico más grande, donde hay más jóvenes, y es un mercado de materias primas, un mercado de futuro inmenso. Entonces China, Rusia y Turquía han visto ese territorio en el que Europa ha ido cambiando, porque Europa ha sido el continente que dividió África según esferas de interés, bajo sus propios intereses, y durante décadas se dedicó a explotar el continente. Ahora Europa tiene un discurso de derechos humanos, de respeto por la democracia, pero curiosamente China y Rusia y Turquía hacen menos hincapié en los derechos humanos y hablan más de la soberanía de los países y de los intercambios comerciales, políticos con tantos países africanos. Y son muchos votos en Naciones Unidas y es mucho ruido también político y económico. Pues creo que bueno, es muy interesante. El problema con África es que África no existe. África son 53 países, igual que no hay africanos, igual que no hay turcos, negros, inmigrantes, tampoco hay Áfricas. Hay muchas Áfricas y cada país merece tiempo, dedicación, pero claro, los medios en España dedican muy poco espacio, incluso España, que tenía dos colonias en África, Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. En la prensa española se habla muy poco del Sahara, últimamente un poco más, por la cuestión de Marruecos, en Guinea Ecuatorial prácticamente no. Muchas gracias. Vamos a dar un poco de uno por lo menos. Sí. Vamos a cerrar con un poema y alguna pregunta que tenga el público. Bueno, voy a leer un poco. Los poemas son bastante largos. Voy a leer solo el principio del primer poema del primer día. Los poemas son 50 poemas, bueno, son más, pero durante 50 días, cada día hacía un poema, una especie de diario poema. Día 1, domingo, 15 de marzo de 2020. Como no quiero que nada se olvide, he abierto un cuaderno infantil y con una pluma estilográfica he empezado por el principio. Madrid'de bir pazar diario günü, de un virus 15 Mart 2020, en Madrid, yani domingo, birinci gün. 15 de marzo de 2020. Belki bir böceğin bacakları gibi kısa bacakları var ya da belki aklınıza bile gelmeyen bir şeyin başlangıcı. Burada ne anlatacağımı henüz bilmiyorum. Hikaye anlatıcı bir şiir bile olsa bu, bir şeyler anlatmalı. Bilgisayar ekranı ki dünyaya açılan diğer penceremiz. Ve bazen en la pantalla del ordenador, que es nuestra otra ventana al mundo y a veces a la realidad, veo reflejado un cielo nocturno y al mismo tiempo una piscina de agua pesada. Chapoteando,
Bunların hepsi benim kafamın ürünü. Bu ana hiç eğlenceli gelmezdi. 10 yıldan fazladır ölü zaten. Babam zuhur ediyor. Denizin sularının üzerinde yürüyor. Ki deniz suyu onun elementidir. Onun ruhu bir küçük yelkenliydi. Hayalet öylesine gerçek ki beni korkutmalı aslında. Tecrübeyle sabit. Böcek koleksiyoncuları nasıl gotik harflerle yazarsa insan yapısı olmayan o büyük kelimeyi escriben con caligrafía gótica la gran palabra de bildiği gibi boşuna aşık olmazlar, acı çeker, sarhoş olurlar, yaşar ve yerlerini terk ederler. O kutuyu her açtıklarında içeriği değişir cada vez ve bazen sonsuza dek değişir. İşte bu yüzden bugünü yazıyorum. Por eso escribo este diario. Burada bir Selena referans ediyorum. Con una referencia a sadece kestane ağaçlarının solo ötesinde más allá de los castaños está el mundo, dice Paul Celan. Ojalá cantara bajito her, como los grillos, como él. Tarıyorsa como él has de tragar cada palabra çevirmeden, antes de pasar página. Yapmadan, si no quieres que a medianoche nada tenga sentido. No todas las frases son iguales.